Merhaba herkese. Haftalar Türk Telekom günlük grafik. İşte geçen hafta videosunu yapmıştım. 19 Mayıs'ta yapmıştım. Yani 18 kapanışından sonra. Evet. Çok iyi bir alandaydı geçen hafta. Ha ki hala iyi alanda. Onu söyle şey yapmayayım. Hani hisseyi de gömmeyelim. Yani 10 kuruş 20 kuruş için o saçmalık olur. Hala iyi bir alanda. Ama direnci geçemedi. Yani bu 7 civarlarında hep yani en basit direnci soldan alınabilecek. O direnci biraz daha geçseydi bir 200 gün teması en azından bir 7.60'lara bir uzama ihtimali artardı. Belki hız kazanabilir miydi bilmiyorum yani belki hızla kazanabilirdi hisse. Şimdi tabii oradan bir bozulma var yani bir satış geldi. Dün de biraz derin bir satış geldi açıkçası ama bugün görüyorsunuz hemen yukarı tepkisini yaptı. Bu olumlu. Yani 7 6.80 kapanış. Şimdi baktığınız zaman 8 günün üstündeyiz, 20 günün üstündeyiz. Bir günlük kapanış oldu altında. Tabi tehlikeli oldu. O ayrı bir konu. Ama ikinci gün yukarı yönlü hemen düzeltti. Şimdi 6.70 çok yakın söyleyeceğim ama yani 6.73 önemli bir alan. Hani avans verecekler varsa özellikle 6.60. 6.60'ın altında gitmediği için sorun değil. Trend yapma ihtimali her zaman devam eder. Ama dip düşürüyorsa 6.60'ı orada bir soru işaretini genel olarak koyarsınız zaten. Dolayısıyla aşağıda 6.60 takip edilmeli. Yukarıda tabii 7 lira geçilmeli. Bir geçilirse filmin devamını göreceğiz ama yani biraz da şey tabii 6 liradan gelmişti. %12-13 kısa vadede olunca bazen keyifler kaçabiliyor. O da ayrı bir konu. 52 RSI kötü bir yerde değil. Hala yukarı dönmeye çalışan bir yapısı var. Kendi ortalamasının üstünde. MACD'ye bakıyorsunuz. O da yeşilleri koymaya devam ediyor ama zayıf yani. O son 4 günlük hareketi biraz zayıflattı o göstergeleri. Normal yani bu da olabiliyor var borsada. Aşağıda devam ederse dediğim gibi 6.60 önce bir destek olarak burada tabii önemli. Ara bir destek olarak ki trend devam edecekse üstünde devam etmesi çok daha iyi olur. Alt kırılmaması yani yeni bir dip yapılmaması 6.60'ın altına. Devam ederse 6.30 var. Ara bir biz daha önce bir destek olarak almıştık orayı. Biraz altına sarktı. Sarktığı yerde de altı var. Ha, öldüm bittim. Türk Telekom'da yandım. Yani dip 5 burada. Aşağı yukarı 5 civarları bir dip. Uzun zamandır görülemeyen fiyatlama. Şöyle göstereyim. Ki şu kırmızıyı zaten koymuşum buraya 5 civarına. Altında çok nadir bir işlem gördü. Öyle çok büyük, çok zaman kalamadı. 2018. Orada da zaten olan belli, biten belli. Haber üstüne olan bir işte. Orada gördü. 3 lira kadar bir gevşeme. Ama genel olarak 5 civarı burada böyle majör. Çok önemli bir destek noktası olarak alınabilir. Orada toplanıyor ise açıkçası. Ya yani oraya geldiği zaman fırsat altının altında şu anda fırsat olarak görüldüğünü söylemek mümkün. Ha değişir mi bu? Fiyat değişebilir. Yani borsada her şey var. Hani siz olmaz yok canım kırılmaz dersiniz. Orası da kırılır. O da ayrı tabii risk işidir bu iş. Risk yönetim işidir. Söylenebilecek başka bir şey yok Telekom için. Ya umarım tabii önümüzdeki günler 7 lira 5 kuruşun şöyle bir geçer atar 7.10 7.15 kapanış yaparsa yani biraz daha olumlu bir hareket devam eder diye düşünüyorum. Herkese iyi haftalar.